Merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. MVC turumuz devam ediyor. Şu anda yine ilginç bir araçla karşınızdayız. Tabii ki fuarda sadece teknolojik cihazlar değil, böyle otomobiller de tanıtılıyor. MVC kapsamında tanıtılan otomobillerden bir tanesi ise Seat'ın Minimo isimli ilginç otomobili. Şimdi bu araç şöyle yandan da bakalım isterseniz. Kapıları yukarı doğru açılıyor, bakın çok havalı bir şekilde. Öte yandan aracın 2 kişilik olduğunu belirtelim. Şöyle görüyorsunuz zaten. Şu anda bir ön koltuğumuz var. Ön koltuk yatırıldığı zaman öne doğru arkaya da bir kişi oturabiliyor. Hatta şartları zorlarsak 2 kişi de oturur, onu söyleyeyim. Ama biraz sıkışık olur. Çok rahat olmaz. Ki zaten görüyorsunuz arkaya oturan ayakları ön tarafa doğru çıkıyor. Şimdi aracın biraz teknik speklerinden bahsedeyim. Bu %100 elektrikli bir otomobil arkadaşlar. Ve 100 kilometreye kadar bir menzili var. Fuar kapsamında tanıtıldı, söylemiştim. Çok da futuristik bir tasarımı var bu arada. Şöyle yukarı doğru açılan kapı kolları çok güzel. Arka tarafını da görüyoruz şu anda. Gerçekten çok havalı görünüyor. Minimo. LED lambalar, LED tasarımlar. Şöyle biraz zoom gireyim. LED lambaları görüyorsunuz arka taraftaki. Dört tekerlekli bir otomobil. Aslında bu birazcık motosikletten bir parça daha güçlü bir araç gibi geldi bana. Ama bazı enteresan özellikleri de yok değil. Mesela sürücüsünün 16 ya da 18 yaşında olup olmadığını anlayarak ona göre bir hız limiti belirleyebiliyor. Bu mesela güzel bir özellik. Öte yandan yine Google Asistan desteği de sunuyor. Öyle bir özelliği de var. Yine 5G desteği var. Yani yeni gelişen bir teknoloji, biliyorsunuz ki fuarın önemli konseptlerinden biriydi. 5G desteği de sunuyor bu araç. Şöyle bir de içini çekeyim, bakın şuradan ulaşabildiğimiz kadar bir ekranı var. Hemen ortaya konumlandırılmış. Seat direksiyonlarına benzeyen, ki diğer araçlarında da kullanılan bir direksiyon var. Büyük bir ekran var aracın ön tarafında, yani dashboard dediğimiz o kokpit tarafında. Bunun dışında fazla bir şey de görünmüyor, yani bütün ekran zaten direksiyonun hemen arkasında konumlanmış durumda. Şöyle çekelim. Tekerlekleri görüyorsunuz. Motosiklet tekerleğini fazlasıyla andırıyor. İnce yanaklı ve ince tabanlı bir tekerlek kullanılmış. Yine arka tekerlekler de hakeza öyle. Jantlar da çok şekilli, onu söyleyeyim. Yıldız şekilde jant kullanılmış. Değişik bir konsept olmuş. Bunlar tabii Türkiye'ye olur mu çok zannetmiyorum. Bunlar çok pahalı geliyor Türkiye'ye. Alınabilir bir noktada olmuyorlar ne yazık ki. Muhtemelen gelmeyebilir de bu arada Türkiye pazarına. Yani Seat bunu burada kendi öz vatanında bunu çıkarmış ama Türkiye'ye gelmeyebilir. Bunu da söylemiş olalım. Seat'ın Minimo aracıyla ilgili yorumlarınızı bu videonun altında görmek istiyorum. Kanalımıza abonesinizdir diye tahmin ediyorum ama değilseniz olabilirsiniz. Çok sevinirim. Farklı bir videoda, farklı bir çekte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın diyorum.